Müsait misiniz? Vay! 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 Ya yapma! Dur! Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu hafta farklı bir video ile karşınızdayım. Şu anda yoldayım ve Söke'ye gidiyorum. Söke'de ne yapacağız? Bir vlog çekeceğiz, bir bisiklet dükkanını ziyaret edeceğiz. Çok yakın arkadaşım olan, sizin de tanışmanızı istediğim Yücel'in dükkanına gidiyoruz hep beraber. Şimdi dükkanın içine girdik. Neredeyim? Aydın Söke'de Latmos bisikletteyim. Latmos bisikletin sahibi Yücel Sevinç, benim yakın dostum. Yanımda Yücel'in en önemli özelliği sporculuktan bisikletçiliğe geçen, yani bisiklet sporundan bisiklet dükkanına geçen bir arkadaş olduğu için ve teknik konuda ne kadar kıl olduğunu, en az benim kadar kıl olduğunu bildiğim için size zaten kurcalarken göstereceğim içeride dikkat ettiğim noktaları size özellikle tanıştırmak istedim. Yücel, merhaba abi. Merhaba Fırat. Sen kısaca kendinden bahsedersen. Öncelikle hoş geldin Fırat. Hoş bulduk. Çok sevindim seni gördüğüme. Aynen. Fırat'ın söylediği gibi eski dostuz, eski arkadaşız. Birbirimize çok severiz, değer veririz. Her konuda şey yaparız. Aynen. Özellikle bisiklet konusunda fikir alışverişinde bulunuruz. Ben bir senedir burayı açalı. Bir senedir geleceğim. Bugüne nasipmiş. Evet. İyi de oldu. Sağ olasın. Bir sene oldu. Bisiklet dükkanımızı açalı. Latmos bisikleti. Koreli ve Fuji markalarını satıyoruz. Fırat'ın dediği gibi sporculuktan geldik bu işe. Önce hobi olarak başladı, sonra sporcu kimliğimizi öne çıkardık. Belli bir süre devam ettirdik bunu. Ondan sonra işin eğitim kısmına atladık, antrenörlük yaptım. Bulunduğum bölgede Söke Spor Kulübü'nü kurdum. Sizin öğrencilerin de var sanırım. Evet, doğrudur. Yetiştirdiğinizde bisiklet sporcusu çok kolay yetişmiyor. Kesinlikle bu öyle. Bu konuda çok da şey yok ama sen kendi çabanla bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bu şartlarda, yani Türkiye şartlarında büyük özveri gerekiyor, büyük çaba ve kararlılık gerekiyor. Bunu gösterdik olduğumuz bölgede. Hala da devam ediyoruz. Her ne kadar işin biraz ticaret boyutuna atlamış olsak da hala gönül verdiğimiz antrenörlük kısmında yoğunluğumuzu devam ettiriyoruz. Bulunduğumuz bölgede, Söke'de 5-6 tane gence temel eğitimi veriyoruz ve onları yarışa hazırlıyoruz. Tabii bunları kendi imkanlarımızla yapıyoruz, kendi malzemelerimizle. Yani senin kadar yapan Türkiye'de herhalde bir 25 parmağın geçmezsiniz. Maalesef öyle. İnşallah şartların daha iyi olmasını bekliyoruz bu anlamda. Hem hobimizi yapıyoruz, hem paramızı kazanıyoruz yaptığımız işte. Hem de bunun karşılığı olarak, bedeli olarak bütüne hizmet ediyoruz ve sporcu yetiştiriyoruz. Çok çok çok. Asıl şeyimiz bu, hedefimiz, kalbimize yatan bu. Bu şekilde. O zaman şu bisikletleri, paralellerle bir Fuji'lere bakalım. Ondan sonra da biraz atölyeni kurcalayalım. Bakalım Fırat. Şimdi mağazanın showroom kısmındayız. Showroom kısmında bisikletler. Şu markalar neler var? Evet, Fuji var. Japon-Amerikan markası. Hala üretimde olan en eski bisiklet markası. Cumhurbaşkanlığı turunda da Kaguro takımının geçen seneye kadar kullandığı ve etap yüzücükleri tüm turun şampiyonluğu aldığı modeller var. Bir tanesi Transolin, diğeri Fuji SL. Tüm büyük modellerimiz var. Tabi siparişle de getiriyoruz diğer modelleri. Onun dışında Koreli var. Avrupa'da alüminyum kadroyu üretebilen %100 Türk markası. Ve %100. Koreli'nin özelliği ve aynen öyle. Bu kadarıyla son senelerde Koreli atağa geçti. İlk çıktığında daha şeylik itkide kalite çevirdiğinde aynen hocam. Diğer performans olarak da hala tek kadar. Yani orta segmente, orta üst ve orta alt segmente oldukça başarılılar. Çok geniş bir ürün yelpazeleri var. Her şeyden önemlisi ürün destekleri, yani garanti kapsamı çok sorunsuz işliyor. En önemli şeylerden biri.
Kesinlikle. Kesinlikle. Bu anlamda Pirelli ile çalıştığımız için çok çok mutluyum. Yani kendi markam gibi görüyorum Pirelli'yi. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi o zaman şu önemli kısma geçelim. Evet. Atölye kısmına bir bakalım. Bakalım atölyede neler vardı? Bisiklet dükkanında en önem verdiğin şeyleri yavaş yavaş birlikte kurcalayalım. Şimdi bir bisiklet atölyesine girdiğinizde benim bütün videolarda söylediğim şey, bir bisikletçinin olmazsa olmaz nedir? Tork anahtarı. Bir bisikletçiye girdiğinizde ilk bakmanız gereken şey tork anahtarı. Yücel'de ben bunu söylemedim. Evet. Orada duruyordu. En çok dikkatimi çeken şeylerden biriydi. Ve ikincisi, bisiklette akort olayı var biliyorsunuz. Ben videolarda falan bunu zaman zaman söylüyorum. Tel tansiyometre aleti. Normalde bisikletçiler ne yapıyor? Akort anahtarını alıyor. Düzgün şekilde akortunu yapıyor. Bakıyorsunuz tekerlek dönüyor, gönderiyor. Ama iş öyle değil. Sonra uzun turda, yolda bir tane teliniz kırılıyor. Diyorsunuz ki neden kırılıyor? İşte bu aletten dolayı kırılıyor. Bu alet olmayan bisikletçilerde yapılan akortlar genelde tıbbi arkadaşlar maalesef ve benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, benim şimdi bu konularda hastasındır, komparatörlü bir akort sehpası var hücrede. Bu da neredeyse sıfıra yakın. Evet, akort hatasız, tansiyometre ile birlikte hatasız ve tam tamına akort ayarı yapabiliyoruz bu aletlerle. Yani misin ki sen bir de zaten üst sınıf karbon jant bisikletlere de hizmet verdiğin için. Evet. Yani Aydın bölgesindeyseniz Yücel'e bisikletinizi Nazilli, Kuşadası, Söke, Aydın merkez emanet edebilirsiniz. Hakikaten arkadaşım olduğu için demiyorum. Hakikaten kıl olduğunu bildiğim için diyorum. Hemen habersiz şekilde yine şuraya şöyle çevireyim, kontrol edeyim kameramdan da görüyor muyum diye. Hemen dikkatimi çeken, benim atölyede görmüşsünüzdür, sürekli anlatıyordum. Finish Line'ın ürünlerini kullanıyor. Finish Line'ın hatta bende olmayan, bende olmayan şeyler de var ya. Hepsini almışsınız. Yani, ne varsam var abi. Shimano'nun premium grisi, ondan sonra MacOff'un yağlarını kullanıyor. Aynı şekilde şunu ben de kullanıyordum. Hatta Fiber Grid'ini de almışsın sen. Finish Line'ın ürünleriyle bisikletinizin bakımını yapıyor. Bir de ben nerede gördüm? Burada Pedro. Bu Pedro'yu herkes bilmez. Doğrudur. Bu çok iyi markadır. Burada az önce stiklerini de gördüm. Evet. Şu da Yücel'in bakım tezgahı. Aynı şekilde askısı. Hemen arkamı döneyim. Şu tarafa doğru. Burada da neler var? Aksesuarlarımız var. Bayağı zengin bir aksesuar çeşidi var. Zaten şeylerden... Bu bölgede dağ bisikleti de bayağı tutuyor. Evet. Yani coğrafya olarak Aydın bölgesi dağ bisikletçiliği için muhteşem bir yer. Belli. Şeylerden belli katlanıyor. Dağ lastiklerinin çokluğundan yol bisikletleri. Dağ az. Çoğunluk şeyde, MTB'de. Ben Manisa'lıyım. Bizim Manisa bölgesinde de aynı olay var. Aynen. Orada da aynı şekilde dağ bisikleti. Zaten platform pedallardan. Şeylerden belli. Böyle arkadaşlar. Yücel. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. İstediğim şey var mı? Bisikletinize iyi bakın. Her zaman bisikletle kalın. Ve Fırat'ı izlemeye devam edin. İnanılmaz başarılı bir kanalı var. Eyvallah. Güzel videolar da çekiyor. Ben dahil olmak üzere çok fazla insan takip ediyor. Ve çok şey öğreniyor. Bu da çok önemli. Elimden geldiğince işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Önümüzdeki hafta farklı bir videoda yine birlikte olacağız arkadaşlar. Söke'den herkese selamlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.